İşkence mağdurlarına saygı anıtı. İşkence mağdurlarına saygı anıtı. 12 Eylül 2013 tarihinde dönemin Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk tarafından Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği Adam Der üyelerinin işkence mağdurları ve yakınlarının mahalle sakinlerinin katılımıyla açıldı. Açılış 12 Eylül darbesinin yıl dönemine denk gelse de anıt kamuoyunda Zverbey Köşkü olarak bilinen Zihni Paşa Köşkü'nde 12 Mart 1971 askeri darbesi sırasında işkence gören, sakat bırakılan ve öldürülen yurttaşların anısına yapıldı. Anıt fikri 12 Mart muhtırasından sonra gözaltına alınıp köşkte işkence gören der üyesi Faik Güleç'e aitti. Dernek bu öneriyi dönemin CHP'li Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk'e sundu ve Öztürk teklifi kabul etti. Anıtın tasarımı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi ve heykel tıraş Profesör Rahmi Aksungur tarafından yapıldı. Anıt gözleri bantlı ve elleri arkadan bağlı 3 kişiyi temsil eden 2,5 metre yüksekliğinde bir heykeldir. Türkiye 1960'lar boyunca önemli toplumsal değişimler ve siyasal aktivizm biçimlerinde dönüşümler yaşadı. Sanayileşme ve kentleşmenin hızlanması, toplumsal yapıyı derinden etkileyerek hükümete karşı artan tepkilere ve hem sol hem de sağ kanatta radikalleşmeye neden oldu. Bu dönemde öğrenci protestoları, işgaller ve grevler yaşandı. Solcular ile sağ milliyetçi eylemciler ve polis arasında şiddetli çatışmalar çıktı. 1971'deki askeri müdahale Süleyman Demirel hükümetini devirdi ve sıkı yönetim ilan etti. Askeri yönetim Nihat Erim'in başbakan olduğu yeni bir hükümet kurarak sol gruplara yönelik baskılar uyguladı. Türkiye İşçi Partisi, TIP ve Devrimci Gençlik Örgütleri kapatıldı. Sendikal haklar kısıtlandı. Birçok siyasi aktivist ve solcu entelektüel tutuklandı. Bu dönemde İstanbul'un Anadolu yakasındaki Erenköy'de bulunan Zihni Paşa Köşkü gözaltı ve işkence merkezi olarak kullanıldı. Sultan Abdülhamit döneminde Ticaret Nazırı olan Zihni Paşa tarafından 1920'li yıllarda yaptırılan köşk 1941'deki bir yangından sonra yeniden inşa edilmişti. 1960'ların başında askeri güçler tarafından kiralanan köşk 12 Mart 1971 askeri müdahalesi sonrası Milli İstihbarat Teşkilatı MIT tarafından gözaltı ve işkence merkezi haline getirildi. Köşkte işkence görenler arasında devrimci aktivistler, gazeteciler ve subaylar vardı. İlhan Selçuk bu işkenceleri ve köşkün kontra gerilla faaliyetleri için kullanıldığını anlatan makaleler yazdı ve Ziver Köşkü adlı bir kitap yayımladı. Köşkte işkence gören aydınlar arasında Murat Belge ve Uğur Mumcu da bulunuyordu. Anıt 12 Mart 1971 tarihine atıfta bulunsa da açılışı 12 Eylül'de yapıldı ve işkence mağdurlarına geniş bir dikkat çekilmesi amaçlandı. Heykelin soyut ve anonim tasarımı belirli isimlerden ziyade tüm işkence mağdurlarını sembolize ediyor. Türkiye'de işkence mağdurlarına adanan ilk ve tek anıt olma özelliği taşıyan bu yapı 12 Mart ve 12 Eylül tarihlerinde düzenlenen anma törenleri ile hatırlanıyor. Ancak anıt halk arasında sınırlı bilinirliğe sahip Anıtın işkence konusunda kamuoyunda farkındalık yaratıp yaratmadığı tartışmalı bir konu olarak kalıyor. Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ve İnsan Hakları Derneği (İHD) çalışmalarına rağmen insan hakları ihlalleri ve işkence konusundaki farkındalık sınırlı kalıyor. Anıt, sivil toplum kuruluşlarının Kadıköy Belediyesi ve heykeltıraş Rahmi Aksungur'un işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir. Ancak anıtın sürdürülebilirliği yerel yetkililerin iyi niyetine bağlıdır. Yerel siyasetin istikrarı benzer girişimlerin devamını sağlasa da geçmişte Kürt bölgesindeki anıtların yaşadığı olumsuz örnekler bu tür girişimlerin kırılgandığını gözler önüne seriyor. Siyasi iktidarın geçmiş ve günümüzdeki insan hakları ihlalleriyle yüzleşmemesi ve ana akım medyanın ilgisizliği bu tür anıtların etkisini ve görünürlüğünü sınırlıyor. Anıt Türkiye'de işkence mağdurlarını anmak adına önemli bir sembol olmasına rağmen geniş bir kitleye ulaşma ve etkili olma konusunda çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır.